Fiyatı kerepten de alalım. Zeynep oldu çok. Bunu zaten atıyorum, değil mi? Yok yok, buraya. Aslında halde kadınlar daha çok çoğunlukta çalışıyor. Buradaki emek kadınların sırtından çıkıyor, daha doğrusu diyebilirim. Erkeklerden çok kadınlar daha çok emek veriyor buradaki işe, haldeki işin kalkmasına. Onun için öyle biz kendi arkadaş ortamımızla başladık. Kadınların çoğunun sorunu servis olmaması. Birçok insan burada hale yürüyerek gelip çalışıyor. Kışın kendileri yürüyerek gelip, kendileri yürüyerek gidiyorlar. Öyle bir sıkıntıları var yani haldeki bayanların. Daha çok birey olarak burada çalışıyorlar. Çavuşa bağlı değil bayanlar. Regil oldukları zaman işe gelmiyorlar. Gelmediklerinde yömiye verilmiyor tabii ki. Burada da eğer ki iş içinde öyle bir sıkıntımız olursa ağrı kesici alıyorlar. Dinlenmek için yukarı çıkıyorlar. Eğer ki dayanılmayacak şekilde ise evlerine tekrar gönderip bırakıyoruz. Bence bir kadın bir şeye emek verdiği zaman çok güzel şeyler başarabilir. Kadınlar çünkü eksik olan şeyleri erkeklere göre daha çok fark ediyorlar, daha görüyorlar. Bir işte bir kadının bir sıkıntısını, bir eksikliği, bir işin düzenini bir bayan daha çabuk fark ediyor, daha çabuk görüyor. Buraya gelmek için sabah 6'da uyanıyorum. Benim bir kızım da var, 9 yaşında okula gidiyor. Ben 4 yıldır çalışıyorum, yani anaokulundan beridir benim kızım anaokuluna gidiyor ve ben çalışıyorum, o yüzden annem çok destekçim. O bana yardımcı oluyor. Kızımın okuluna gidiyor, geliyor. Veli toplantısına çoğu zaman ben katılamıyorum. O yüzden bayağı zor oluyor. Eve gidip tekrar ev işiyle uğraşmak, yemek yapmak, çocukla ilgilenmek, ödevleriyle ilgilenmek. Yani bir bayan için çalışmak gerçekten çok zor ve çok emek isteyen bir iş. Bir kadın istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Haldeki işler fabrika işlerinden daha zor, daha çok kol kuvveti istiyor, doldurması. Mesela fabrikada 20-25 bayan bir tırmal çıkarırken burada 12-13 bayanla bir tırmal çıkarmak zorundasın. Gömyelerimiz çok düşük oluyor. Şu andaki ekonomiye de baktığımız zaman buradan 750 lira aldığımız zaman bir pazarımızı karşılayamıyoruz. Ve bir çocuğumuzun beslenmesini bile doğru düzgün dolduramıyoruz. O yüzden hani bazen grev oluyor, halde iş bırakıyoruz. Hal kapısında işte bayan arkadaşlarımız daha çok tabii ki emek gösteriyor. Grevler oluyor yömyenin yükselmesi için ama şu anda yine tabii ki istediğimiz gibi değil. Yani 750 TL ile biz bugün ne yapabiliriz ki? Bir kıyafet alsan pazarını karşılayamazsın, bir akşam yemeği yapamazsın. Bir güvence de yok, sağlık sigortamız yok. Yövmiye günlük geldin miydi paranı alırsın, gelmedin miydi de bir şey yok. Burada bir sağlık güvencemiz yok. Çocuklarımıza yeterince vakit ayıramıyoruz. Emekçi olup aslında gerçekten emekçi olup ama hiçbir hakka sahip olmayan insanların daha çok gözetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Söylediğim gibi işte bizim çevremizin daha çok denetlenmesi lazım. Gelip burada bizim kaç yıldır, 4 yıldır halde çalışıyorum. Daha önce fabrikada da çalıştım. Ben evlenmeden önce de çok çalıştım. Hiçbir zaman kimse gelip bize demedi ki ne şartlarda çalışıyorsunuz ya da bir sağlık sigortanız var mı, bunun için bir şeyler yapılıyor mu? Bunun için devletimiz bizim için bir şey yapmasa biz hiçbir şey yapamayız. Yani isterim ki gelip aramıza katılsınlar, görsünler. Yani saat 5:30 oldu mu burada çalışan insanlar kalkar. Namazını kılar, toparlar kendini, kalkar işine koyulur. Şu anda bizim kendi yani iş yerlerine göre değişiyor. Şu an Halil'in çalışma sisteminde saatler 7. Evet. Ama diğer fabrikalarda 8. Yani evlerin mesafesine göre değişken oluyor yani. Çok küçükken iş hayatına başladım. Çalışma koşulları çok çok zor. Hani geri geldiğim ağırlık oluyor, yeri geldiğim soğukluk oluyor, yeri geldiğim sıcaklık oluyor. Hani sıcaktan rahatsız olunur mu? Olunur. Çünkü sonuçta yazın Mersin'in hani buranın teri havası nasıldır biliriz. Çok sıcak, çok fena. Soğuğu desen aynı şekilde.
ellerimizin tutmadığı zamanlar oluyor. Regl dönemlerinde ise hastalandığın takdirde eğer gerçekten kötü durumdaysan ara verebiliyorsun. Buranın işçileri, buranın işleri daha doğrusu genel olarak herkes yani yömiyeci, yömiye dışında çalışmayana ekmek yok. Ya izinler şöyle bir şey, sen hani sonuçta hani mecbur değilsin, aylıkçı falan değilsin. Yömiyeci olduğu için işinin olduğu gün evde kalma seçeneğini sen kendine sunuyorsun. Onlar vermiyor ya da. Ha iş yoğunken tabii ki ısrar ediyorlar, baskı uyguluyorlar. İş yoğun, gelmek zorundasınız gibi sözler kullanılıyor. Ay sonu diye bir şey yok zaten yevmiyeci işçilerinde. Ayın başı sonu gibi bir söylem söz konusu değil. Sigortasızsın, çalışmıyorsun. Düşünsene buranın insanları psikolojikmen çalışmak zorunda kafa olarak. Çünkü çalışmadığın gün hani hesabın yok, bir şeyin yok. Mecbursun. 8 Mart'ta tabii ki alanlarda olmayacağız. Ama tabii ki gönülen ruhen alanlardayız. Çünkü gerçekten emek verdikçe güzelleşen bir hayat var. Ama bu ülkenin en çok emekçileri bence tabii erkeklerde emek yani karşılıklı ama kadınlarımız her zaman her yerde bütün kültürümüzde bütün coğrafyamızda en büyük emekçilerimiz kadınlarımızdır. Bir ülke gerçekten mutlu olmak istiyorsa kadınların mutlu olması gerekiyor. Mutlu olmayan analar, mutlu olmayan kadınlar yoksa ülkede mutlu değildir. Bu ülkenin genel olarak zaten mutsuzluk sorunu var ama en büyük mutsuzluk kadınlarda. Çünkü kadınların en büyük isteği kendi aileleri, yapıları, yani emekleri, dualarında, yapılarında bu var. Bütün kadınların. Bütün emekçi kadınlar bunu istiyor. Kadınlar bizim için öncelikle barış için yürüsünler, mutluluk için yürüsünler, özgürlük için yürüsünler ve Xinjiang azadı için yürüsünler diyorum.